Hazreti Mahmud Efendimiz'in Eli Beyt Efendilerimiz'in Firavuz Kudavendi'ye Hazreti Mevlana'mız'ın Firavuz Efendilerimiz'in selamu kari, feyiz dedi, güzel kerim dedi, hepimizin güzellerimiz olsun. Rasulü'ye geçmeden bir tisü sarf edelim. Şimdi haberlerde haberleri dinlerken profesörüm gibi kalkıp alındığımızda resmen ekranda konuşuyor. Namaz kılmayan hayvandır. Yani böyle bir sarf ediyor. Zaten hayvan namaz kılmaz ki. İsmi sunuyor hayvan. Ama kılmanın da bir manası var. Profesör olmuş, nasıl bunlara diploma vermişler? Akıllar buluyor. Kılmak bu namazı kim icat etti? Hazreti Mahmud Efendimiz. Onu kılma, onu kabul etme, onu gönlüne koyma. O bir tarafı erkan. Üstadımız Mevlana bir mafi, bakın dikkat edin, 20. sayfasında buyurur der ki, namaz diyor, bir şekilde başı selam, başı diyebilir sonra selam. Bu kadar söyler. Şimdi koskoca profesör düşündü, milyonlarca insanı izleyecek o sözlerinden. Zaten sonunda karşı gelenler çok oldu, İlahiyat Fakültesi'nden var. Yani şunu demek istiyorum, dünya durumlar nasıl bir hale gelmişler. Çatışmalar bu tarafta durmayın. O bir taraftan Hüsamen'in içeriğinde Hazretleri'nin şu güzel bir sözü var. Bir gün gelecek diyor. Bir gün gelecek diyor. Türbe-i saadet diyor. İnsanlık toplumundan yeni alınıp yıkılacak. Ondan sonra yine el birliğiyle inşa edilecek. Kullar edilmiş olacak. Sıvası altında olacak. Dünyanın her yerinde Mesih-i Şerif okunacak. Şimdi bakın, avralar boş. Kiliseler boş, artık din bitmiş Avrupa'da dışarıda, ancak düğünlerde toplanıyorlar. Tek bizden durumsun, din, cuma günü, iyi bir kalabalık toplanıyor. Diğer günlerde de var. Neden? Cehalet yüzünden, cemaatiye korkutmaktan baktadırlar. Ve bugün şimdi bizim işimiz değil. Gayrimüslimler İslam'ı terör olarak görüyorlar. Halbuki bütün peygamberler İslam'dır. Bütün peygamberler. Onlar İsa'sı da İslam'dır. Müslümanların Musa'sı da İslam'dır. İslam dediği zaman manevi sureti barıştır, kardeşliktir. Bütün insanlık alemini bir görmek, aynı Allah'tan söz etmek, hepsini kardeşliğe davet etmektir. Bunu en çok Hazreti Muhammed yaptı. Ama işlemedi Hazreti Muhammed. Kendisini oraya cemaat sayanlar boyuna aldırmışsın. Hiç utanmadan, Ramazan ayında
hayvan dünyanın sonu dönebildi. Safetullah. Mevlana'nın 700 sene aradan geçmiş. O da safetullah. Ne safetullah? Camilerde kılınan namazlar. %98'i rusul. Yani mana taşımayın. Erken yapayım abi, yat kalk. Namazın ruhu var mıdır? Evet, var da nedir iman? Sen bir yere iman ettin mi? İman ettiğin yer senin huzurunda olsun. Her yerini kaplamaktadır, her yerini sarmaktadır. Her şeyin üstünde tutulmaktadır, anılmaktadır. Neden? Peki kurtuluşa oraya gelir. Parayla gelemezsin, pulla gelemezsin, apartmanla gelemezsin, arabalarla gelemezsin, bunlarla katılımlar hepsi burada kalır. Nereye iman verirsen oraya, şimdi misal olarak ben ne olsun? Işığına ikrar verdim, iman ettim. Neden? Çünkü o benimle oturduğu zaman Mevlana'nın büyüklüğünden, Mevlana'nın güzelliklerinden, Mevlana'nın güzel ruhaniyetinden bir ve onun arkadaşı Şems'ten söz ederdi. Onlar ne çıkardık? Hazreti Muhammed'e, Hazreti Ali'ye, Ali'ye, Beyt'e, Efendi'ye. Bu mabetler yapılırdı. Mürşidler, millet arasında anlıyorsun. Bir araya gelmek, müriden, mürşitten, halkı talep etmekten mükerrektir. Anlat bana Allah, anlat bana Hazreti Muhammed'i, anlat bana Mevlam'ı. Yani bu muhabbetler yapılırdı. Yapılmazdı, şu kadar kazanıldı, bu kadar kaybedildi, şu oldu, bu oldu, böyle muhabbetler yapılmazdı. Eğer dünya mabetleri mürşidle uzun süre yapılırsa o mürşide uyulmaz. Namazda şeyde demeci bakadan dünya mabetinden aklını çekmiyor, gönlünü çekmiyor. Onu da sarmış dünya. Bizler burada senelerce devamlı manevi sohbetlerle meşgulüz. Maddi sohbetlerle meşgul değiliz. Şimdi bazı sıkıntılar oluyor, evlatlar o sorayla dediler. En kısa yol derdi bir insan nereden almış ise dermanı da o yerden alır. Yüzlerce kişiye derdini anlatmaya kalksa o yüzlerce kişi birer söz söyler, sen tatmin olmasın. Ama derdi aldığın yerde buluştuğun zaman o bir şeyler söylerse senin derdin gider. Bu yüzden anlıyorum sonra Hazreti Pir hep mantıkla olduğunu konuşmuşlar. Sonra bir gün yine Sultan Mehmet sorayı. İki gardın birbirine barışır mı? Mevlana demiş barışır. Nasıl barışır? Gardınlardan biri demiş. Kır gün sevdi beslerse hasmını. Her muhabbette şey olur. Bir gayri hatta aldık. Hiç anlıyor musun? Rahat değilim, huzurum yok. Hala aklım fikrim onda. Keşke anlıyor musun? Bir barışmak olsun.
bunları diyor, içinde beslerse 41. gün diyor, bir yerde karşılaştığı zaman diyor, bu güzellikle besleyen kişi karşı tarafa selam vermeye kalkarsa karşı tarafta selamı alır diyor. Diyor, onun sevgisi, onun güzel istekleri onun kalbine işlemiştir. Dedeciğim, Hacı Bektaş-ı Veli kimdir? Sizden duymak istedim. Onu sorayım. Şimdi oturdun anlatayım Hacı Bektaş kimdir? Şimdi Hacı Bektaş, selam olsun üzerine. Horasan ilmi alanında hem Hacı Bektaş'tır hem Hazreti Mevlana. Bu ikisi Horasan ilmi alanında. Bu ikisi Bağdat ilmi alanında. Aşka geçmiştir onlar muhabbette, hakikatte. Şimdi kimdir bu zat? Bu zat-ı şerif Ayşe girdiği zaman kendisine bir efendi buluyor. Efendinin ismi Lokma Perende. Nasıl Şems-i Tebriz Mevlana'nın onunla Şehrin ismi Lokma Perende. Lokma Perende'nin de şeyhi Ahmet ismi. Şimdi Bektaş. Hacı Mehmet o hacı değildir. Gitmeden hacı olmuştur. Oraya geleceğiz. Kavrum atılır mısın? İsmi Bektaş. Bektaş. Şenin'den fazla, Şenin'in Şenin'e hizmet ediyor. Ahmet ismi. O kadar büyük bir saygısı var. Hep onun huzurunda duruyor. Şenin'in ve Ahmet ismi. Bekleyerek Ahmet ismi. Abdest hazırlasın kendimi. Hemen koşar. Alevine kesti, bir dörtlüğü mahkem doğdu, geliyor ellerine, yutuyor, elinde, ayağında, abdest alıyor. Ahmet ismi Hazreti, yazın kolay, bir deyip geri anlıyor musun, düşünmeyin. Niye ama kışın, biraz sonra bak uzak değilmiş, düşünmüş, bekler. Çıkmış Ahmet Yesir'in huzuruna. Demiş, Efendi Hazretleri demiş. Yaratıcıya Allah'a bir münacatta bulunur musun? Ben yağmurda bir kaynak meydana getirsin demiş. Orada gideyim suyu koldurayım, geleyim sana. Getireyim, abdestini tazeleyesin. Ahmet Yesir Hazretleri demiş. Ben demiş, bu dereceye daha gelmedim demiş. Kadir değil. Kadir değil. Senin ismin de devam et. Eyvallah. Kalkmış yine sabah, almış testini. Koyulmuş ona. Su dolduracak, getirecek. Abdest alsın. İster misin? Yola. Koyulurken bakmış, gergahın bahçesinde. Su akıyor, küçülmüyor ama. Koşmuş bakmış, nerede geliyor bu su? Ne baksın? Gergahın bahçesinde, köşesinde kaynak fışkırmış. Akıyor, tertemiz bir su, beraber. Tutmuş orada, doldurmuş testi. Demiş Ahmet Esir'in huzuruna. Ahmet Esir'in demiş. Evlat, çok çabuk geldi. Demiş Efendi
Hazretleri, biz bu seneden konuştuk. İster misin? Ha, duymuş musun muhabbetimizi? Gel canım, bahçesinde bir kaynak meydana gelmiş. Oradan doldurdum demiş, getirdim. İşte Ahmet'i. Ah, Mücahit demiş. Bak, Mücahit ismini oradan aldı zaten. Taşıdı, taş. Mücahit ismini oradan da getirdi suyu. Abdest et, altını yedettiriyor. Gün geliyor. Ahmet ismini haça yaptılar. Gittikten sonra eskiden uçak yok, araba yok. Bir haca gitmek mevkiden uçak sürüyor. Yorlar. Hadi bağırmış be, hadi be güzeli. Bırak, yorlar. 20 dakika. Tam 20. Gel bakalım. Maşallah cemalinde nur var. Bazı fazla her zaman vardır. Her zaman var da bazen fazla oluyor yani. Nur her zaman var. Bazen böyle daha püskürüyor ben şu şekilde. Üzümüze konabilmek olduğu için oradan yazmayalım. Şimdi çok sevilmiş lokmayın. Ahmet'i sevdim. Şimdi Hünkar Bektaş diyelim, daha şimdi. Hünkar Bektaş, yahu diyor. Efendi Hazretleri, gününden geçer demiş lokma. Orada ona kim yapar lokma? Kim ısırıyor? Nasıl, ne kadar üzülemiştir, etmiştir. Hep onu düşünüyor. Ahmet Esevi'ye lokma yapar. Kapıp yapayım. Yapmış, bir tepsi doldurmuş. Kalkmış şimdi hayali. Tepsiyle binmiş Arafat'a. Hacıların toplandığı yere. Sesleniyor. Efendi Hazretleri diyor. Lokmaya karşı büyük özlemim var diyor. Ben anladım, yaptım. Al. Tekerin bahçesinde bırakıyor. Arafat neresi? İyi ama Allah'a zorluk yok. Bunun tepsisi Arafat'a geliyor. Lokma kaldı. Haliler tepsi. Yiyiler lokmalar. Haç para zelanı bitirdikten sonra tepsi alıyor Ahmet Esin'i. Getiriyor dergâh. Çağırı yükeri. Geliyor. Hacı mübarek olsun diyor. Hünkârım diyor. Başkaları da tebrik ediyorlar. Gitmeden gitti hacı. Orada görülmüş Kabe'de Tavuk Estas'ında. Hacı mübarek erken. Şimdi Hacı mübarek erken Horasan'da dünyaya girdi. Ahmet isimli o şeye Lokman Peren'le intisap etti. Mürit oldu. Sonra Lokman Peren'le, Lokman Peren'le'nin şehrine, Ahmet ismiyle, büyük hizmetlerle bulundu. Bulunduktan sonra iki tane güzel isime nail oldu. Bir Mekar, bir de Haç. Hacı Mehmetaş, Haç'ın pek işini yaptı. Hacı Mehmetaş, zatlı. Şimdi bir rivayet var ortalıkta. Bunun hastalığı yoktur ama hastalığa getirelim. Nakşibendi Hazretleri selam olsun üzerine. Tutmuş bir aslana binmiş. Yılanına gel yapmış. Koyulmuş harç yoluna.
Şimdi anasını anlayıp orada yürürce Hacı Bir Bektaş'ın derdihanlar geçiyor. Hacı Bir Bektaş da derdihan duvarı kâmin edilmiş, çıkmış duvar üstüne. Selam veriyor. Esselamu aleyküm erenler. O da aleyküm selam verenler. Hayrola demiş, yolculuk nereye? Yolculuk demiş, kısmet olursa demiş, yaza gideceğim. Kolaydır demiş, canlıya gitmen. İşte cansızla gitmen. Destur, ya duvar, duvarda maşaya durur diye. Nakşibendi Hazretleri, Aslanlar, Hacı Bir Bektaş, duvarda yürüdü. Geçirler Konya'dan, Cenab-ı Firka Sema'dan. Selamlaşırlar. Hazreti Firka soruyor, nereye diyor? Yolculuk demişler, Cezda. Bir Allah diyor, ayakları kesildi yerden. Uçarak gidiyor. Şimdi bunu bunların haskı yok, hepsi sanatçı haskı var. Ama bir mana taşır bu sözler. Aslanlar maksat, Hakk'a yüz tuttuğu için Nakşibendi Hazretleri, el iman sahibi, ellere hür diri çıkar. Yılandan maksat nefsi, dokuz nefsine yan bulmuş. Yan bulduğu için yoluna ayağını yola koyuyor. Şimdi Hacı Bir Bektaş duvar tamir edeyim. Duvar tamir edince dönüp şimdi Nakşibendi Hazretleri'ne Koray'dır canlı diyor. Terbiye etmek. İşte cansızı yürütmek. Nasıl oluyor şimdi cansız? Hacı Bir Bektaş durduğu yerde gümülle bağlayıp bölümüş. Hazreti Muhammed'e Medine'de gülü kendini, Kabe'de gülü kendini gümülle. Vücudunu duvar yapayım. Onun şimdi vücudu duvarları duvar oynamayı yerde. Mevlana da bunların bu güzel oyunlarını görünce havacı olduğu için uçak yedik. Yani bu manayı taşıyor bu sözler. Anladın mı şimdi? Anladın mı şimdi? Evet, buyurun. Dedeciğim, sizden öğrendiğimiz bir hakikat var Hacı Bektaş Veli ile ilgili. Son nefesinde evlatlarına benim felsefem nihayet buldu, evet. Hazreti Mevlana'ya gidin diyor. O zaman Hacı Bektaş-ı Veli de Hazreti Mevlana'ya peşin peşin bağlanmış oluyor mu dedeciğim? Tabii, tabii. Şimdi Hacı Bektaş selam olsun üzerine. Bir kere yaşadılar. Bir kere yaşadılar. Bir kere yaşadıkları için Hacı Bektaş hümbi der. Yani fazla anlamsız okuma yazması vardır ama öyle yüce bir bilgin değil de bilin de. O sıralarda anlamsız kalkıp Hacı Bir Bektaş'ın dergahının bahçesinin karşısında bir onun tarlası varmış. O tarla sahibi Hırvat. Kadın sürermiş tarlayı. Hacı Bir Bektaş'a da büyük bir muhabbeti varmış. Tabii kendine göre, o da o devrinde yakışıklı, çalışıyor. Bir için kalkıp anlıyor musun? Bir evlat geliyor dünyaya, kadınla. Tabii, diyelim, artık burası er meydanı. Kocasıyla görüşürken gülmeniz koymuş Hacı Bir Bektaş'ı. Onun niyetiyle görüşüyor. Geliyor diye bir erkek çocuk. Çocuğun ismi Banu Sultan. Çocuk.
biraz çamara tekeri büyük birkaç yer. Bütün Hacı Bir Bektaş'a benziyor. Şimdi Hacı Bir Bektaş, Cenab-ı Mevlana'dan bir beş yaşta daha küçüktü. Kalkmış biri, Cenab-ı Mevlana ile Hacı Bir Bektaş'ı imtihana tutmak istiyor. Gelmiş Mevlana'nın huzuruna selam vermiş. Dur demiş ki, ya Huda beni yaratmış, senin suhbetlerinden faydalanmak istiyorum. Bana demiş, müsaade verir misin demiş, bu kurbanı demiş, size hediye ediyorum. Onu tırmayın, atın kazana. Hep beraber yiyelim, şimdi ben senin suhbetlerini dinleyelim. Cenab-ı Mertan'a bir nazar etmiş adamı. Adamın borcu çok. Onu bunu doğru görüyormuş. Geçinmemiş. Dünün demiş, efendi demiş, senin kurbanın demiş, münasip günahı bekliyor. Allah tarafından, sen bizim kazanda bir şey yemekten yersin, ben benim sohbetlerimi dinlersin. Ben demiş, o zaman burada durma. Adam müsaade etmişsin. Kesmesin kurbanını. İyi olarak almıyorsun. Çıkmış. Yan ağrıfıyla demiş. Kapıya ne yapıyor musun? Ya, bayağı böyle şeyler yok. Çok eniyaman doğulu bir beni. Çıkmış oradan. Gelmiş Kırşehir'e. Hacı Bir Bektaş'ın huzuruna. Selamlaşmışlar. Oraya gayri teklifi yapmış. Hacı Bir Bektaş demiş, tılayın demiş. Bakın kazana. Tılamışlar. Atmışlar kazana. Dünüm demiş, senden önce demiş. Gavendiler Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıktı. Aynı teklifi yaptı. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmedi. Otur sen dedi, otur dedi. Bizim soframızda ne varsa ye, muhabbeti dinle. Sana getirdim, biz kalmadık, tığlattım. Tırak kalmış aslında. Cenab-ı Mevlana demiş, dünyada demiş, yeryüzüne demiş, en kibar evliyadır. Zerre kadar pürüz kabul etmez. Böyle cevap verir. Adam münafık, istiklisinin arası ne yapsın? Kalkmış anlıyor musun? Tekrar geliyor konuya. Çıkayım Mevlana'nın huzuruna. Mevlana anlıyor onu yüzünden. Selam etmiş. Demiş, ya Hüda Veli'den demiş. Sen kurbanı kabul etmedin demiş. Ama Hüntar Hacı Bir Bektaş kabul etti. Demiş Mevlana. O öyle bir derya demiş. Almıştır yüzünü demiş. Atmıştır çıktı. Dışarı etmiş. Elini sallamış, ileri katmış. Açamadım ikisinin arası. Çirkin laf söylemek kolaydı. Ya polis üstüne ben sordum. Gitmiş. Kalkmış şimdi Hacı Bir Bektaş. Bir dervişine. Demiş iki tane halı. Bunları bitireceksin demiş. Bir daha ben bir yarın dedim Mevlana'ya. Niyazlarını sunacaksın. Almış. Yolda giderken bırakmış bir halıyı. Evinde. Bir abiyle çıkmışım.
Nasıl olsa biri Konya'dan birini kaçıyor. Bir gönül dönmez de. Niye götüreyim kârı? Telefon yok, bir şey yok. Nasıl almış çocuklar? Gelmiş huzuruna. Biraz yapmış. Uçarım. Selamın dinle. Hadi. Birine söylüyor. Cenab-ı Mevlana diyor, bu halının keşke nerede? Biraz kalmış. Güneşi bir hali getiren adam. Demiş siz bana ki bu kadar birbirine yakındınız, beni niye bu kadar yordunuz? Bunlar yaşanmış o tarihlerden. Şimdi Mütter Hacı Bekler, benim demiş, ömrüm demiş, nihayetini bulmak üzere demiş. Sizden bir isteğim var ve bizim felsefemiz de nihayet bulmuş da diyor. Gidin diyor, Hüdamın diler Hazreti Mevlana'nın deryanına. Ona intisap eden, orada yetiştirin kendinizi. İnat ettiler, gitmediler. Hacı Bekler Şah'ın rahmetine uğraştı. Ulaşmadan önce şu vasiyeti verdi. Benim dergahıma gelecek kişiler dergah kapısından üç niyazla kapıya yaklaşacak. Zincirler kendiliğinden çözülürse ben onu postuma kabul etmişim. Kim gelirse zincirden yanından oynamayın. Balon sultan çok yakmış ki bu delikanlı. Almış onu memnimiler, yetiştirmişler. Yemiş çocuk 17 yaşlarına. Güneyle Berkaşı babalarına, babalık taslaya var. Girebeyi dergâh babalar. Açmaya zincir Berkaş onlara. Kapıyı. Onlar kendi kafalarından baba. Dönüp demişler ki, herhalde var bir destur demiş, bu delikanlıyı demiş, getirelim bir iş, niyaz etsin demiş. Bizim demiş, görüşürüz de Mümkâr Hacı'yı bu çocuğu istiyor. Yerine kabul ediyor. Hadi demiş, getirin bakalım. Üç adım geriden çocuğa demişler şimdi niyazlara başla. Bir niyaz. Şimdi niyaz. Üçüncü niyaz da zincirler yerinde. Ram. Ses çıkarıyor. Düşeyler yere. Kapılar açıyor. İşte kurtar. Balon sultanı. Kabul ediyor. Ve geçeyim posta. Posta geçeyim. Bütün erkan-ı mektaşiyenin memleği de benimden anlıyor. Ve orası bir yürütmeye başlıyor. Ben de kurayı. Şimdi mektaşiler Balı Sultan'dan önce bir damla rakı içirmiştirler. Şarap da içirmiştirler. Onları kimse anlarımızın diyemez. Balı Sultan girdi, onlar baştan çıktı. Şimdi hepsi oldu Balı Sultan için. Memlilikte de şemsiklerimizden başka kimse hiçbiri Mevlana'nın damla ağzına koymamıştı. Ama Şems'ten sonra kendi torunu Mevlana, Ulu Arif Efendi, hiç ayı gezmedi. Hep olsun. Memleğiniz oturmuş tekenin bahçesinde ağaca dayanmış Ulu Arif. İki gün önce söylemişler
Baban yaşlanıyor. Allah rahmetine buluşabilir. Sen temsil edeceksin bu arada. Çok keramiklere de sayıyorsun. Ama bu demden olmaz. Düşünün arkadaşını doğru söylüyorsunuz. Çıkarmış şişirler kazanmış. Patlatmış taşı. Hoş geldin sen. Kırmış. Kırdıktan sonra artık boş oturuyor. Başın iyi. Güzel düşünmeler demiş kendine. O sırada bir tane müridi geliyor. Müşkülü var. Ay, şen orada burada. Demişler derdettir. Yemiş geldi ya. Bakmış ağacın altında. Efe çatanın ne buluyor. Huuu. Dedi Hazretleri. Kaldırmış başını. Huuu. 67'nin ortasına çıkarmış şişeyi uzatırız dedi eşeğe. Şimdi bakayım bunlar. İlahi Hak diyor. Seni diyor birazdan diyor taşa çaldım. Ne çabuk geldin niye sen? Şimdi şişeyi de bulmuş. Gelmiş biraz edeyim bunlar. Tek. Ali Niyazi. Gün geldi. Tabi babası hep yaşadı. 49 yaşlarında. Niye terk ettin? Gitti. Deli dolu. Bir efendiydi. Konya'da haksız yere onun bunun parasını alan kabadayılık yapar. Duydun mu? Çıkar onları. Arayıp da onların duruşu. Bakarlı da bakarlı. Kime patlattıysa ilk ne vardır? Bir gün sonra o bir aleme gidiyor. Bu halleri de vardı. Onun için Mevlevi camiasında bir Mevlevi birisine kız demeyin. Hemen dersi doğru Arif ağabey geldi. Havar geldi. Yani koydursa sana hesabı. Bu şekilde anlıyorsun. Güzel bir yere emanet edermişler. Evet. Bir sorun daha var dedeciğim müsaadenizle. Şimdi dedeciğim Türbe-i Saadet'te Hazreti Pir'in makamındaki türbelerin, mezarların hepsi birbirinden hem çok ilginç hem de çok güzel. Mesela Hazreti Pir'in iki destarı var. Bunun manası i̇ki nedir? Destarı değil. İki destar var ama iki kişi yatıyor. Orada kim yatıyor? Hem Zenab-ı Hüseyin hem Sultan Mehmet Hazretleri. Yani hemen yanında öyle mi canım? Yani bir kabırda derler ikisi. Bak bir kabır, bir kubur, iki baş. Yani Sultan Mehmet Mevlevi'nin örtüsüdür. Cenab-ı Mevlam Mevlevi'nin en çıplak açık her şey. Bunu şimdi derler. Şeyleri var söyleyemez. Şimdi almaz akıllar. Şeyh'im rahmetli, Rüşad olsun. Nereye dedim dolar, çıkıyor olsun. Dedi Sultan Mehmet Hazretleri. Neden dedim Sultan Mehmet Hazretleri'ne gidiyorsun? Gitmesin pire. Ben de bu huzuruna çıkamam dedi. Perişan olur. Sultan Mehmet Hazretleri tamamen bir örtüdür. Biri kırka, biri damla. Sana aşikarlığı var bu güneş. Bu yüzden iki kardeşimiz bir kubur, bir kubur. Bir kubur. İkisi de rübbi örtüdürler. Rübbi örtüdürler. Manası Tanrı rübbinin üzerine. Yok onun beden üstü. Şimdi destek sarılıyor. Bir tane de şirit buradan geçiş sikenin başından arkaya. O, onu
temsil edeyim. Rütbe-i Hak. Çıkmış şimdi bir salak. O şeyle Bursa'da kalmış. Sikçesine kırmızı destan sarmış. Bir dağında olsun yeşil bir şiir koymuş. Rütbe-i Destanı da artmamış böyle. Tutmuş atmış arkaya. Daha semazenler çıkmadan bu çıkmayı başla. Oturup posta ve posta bardaş oturup semazenler çıkıyorlar. Tentek ne yazılıyorlar. Sonra oturuyorlar, sonra kalkıyor semayı. Karma karışık anlıyor musun? Bir hizmet veriyor Bolu'da. Onu düşündüm dedim şimdi bir mektup bile temiz bir dilden esin şehir diye yazmak. İşte sizin anlıyor musun? Babanızın verdiği Tuğla Destar ve ondan sonra diğer hanımetiler onlar da semaz yetiştirdiler, çıkarttılar ve bu güzel yolu berbat bir havaya soktular. Bir sefer Mevlana felsefesi hiçbirinde yoktur. Bak hiçbirinde yoktur. Ni Bektaşiler de ni Halvetiler de hiçbirinde yoktur. Bambaşka bir felsefedir. Devamlı insanı insana işlemekle bu felsefe. Bak Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'in felsefesidir, düşünceleri. Nezdetifi güzel bir dil sarf eder. Felsefede kitab-ı imanın tapar ruhumun sesidir. İman etmişim Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti Resulullah düşünceleri, fikirleri, milletleri. Onu kendime ben ruh etmişim artık. Tapar ruhumun sesidir. Ruhumda ondan başka biri yok. Ona dediler, ne yapıyorsun dediler. Bırak biraz o beni. Yarın o gün vefat edeceksin. Cenaze namazına kimse gelmeyecek sana. Dün dedi ki, sofram dedi Bektaş'ı. Neyim dedi Mevlimi. Reverend dedi Hazreti Ali, onu ne çıkar Resulullah'ın sorumluluğu, siz kan yemeyin dedi. Burada yeniden söylüyor. Rahmetli Atatürk buna bir şişe rakı ısmarlayın. Demiş Atatürk bu oturur. Yanında oturmuş. Şimdi beklemiş Atatürk bu şişeyi açacak orada ekranlayacak. Bir çeyrek ekmek almış, doğramış tasına. Tutmuş rakıyı tutmuş. Ekmeklerin üstüne karıştırmış kaşıkla, başlamış yemeğe. Atatürk demiş, bana müsaade. Sen de içmiyorsun demiş. Sen al bunu demişim, bitmiş demiş. Yani bu hale gelmiş demiş. Mehmet Akif'le çok oturmuşlar ikisi. Kimse bilmez. Biri bir adamın biri anlarını sordu. Tamamen bir harbi şey. Mehmet Akif onun ne çok uyar bir muhabbeti. Yalnız Buhar'a bak. Bir havlu asmışlar evde orada da. O havluyu çıkarmayın. Kalkın şimdi. Ellerini yıkayalım oraya siliyorlar. Sile sile siyahlarmış. Dedi. Bu havluyu değiştir. Bir de anlıyor musun? Böyle demiş, pis. Görürsem gelmem demiş. Merak etme demiş. Geçen, nereye kalmayın? Nereye kalmayın? En sonunda bakayım. Havlu yıkanmamış. Kalkayım. Demiş, kuş tutsam demiş, ağzıyla demiş. Bir daha gelmem sen demiş. Hoş geldiniz. Kalkmış daha gelmemiş. Aradan
geçmiş aylar seneler. O devrin şairleri Saraçhane'de toplanmışlar. Orada muhabbet ediyorlar, güzel sözlerle, laflarla. Gelmiş gezdin oraya. Mehmet Akif de orada oturuyor. Kuşlar uçuşmuş. Atlamış. Hazreti Fikir kuşa. Yakalamış ağız yattak güvesini. Gitmiş. Mehmet Akif'e gelmiş kucağına. Atmış. Doğru. Bakmış. Mehmet Akif kaldırmış başını. Karşısında Hazreti. Sana demiş de nasıl kuşun sana ağzına. Senle konuşmamak hadi. Böyle bir kişiydi sahip. Şimdi muhabbetle aydınlanır. Muhabbet olmasa nasıl aydınlanacak? Biz bu türlü aydınlanırız. Onun için bulmuştur büyüklerimiz. Nerede muhabbet? Orada halk olur Hazreti Muhammed. Muhabbet olmayan yerde Hazreti Muhammed yarar. Evet. Buyurun, Hüseyin. Mesnevi'de, Hazreti Pir'imiz Mesnevi'de şöyle bir cümle sarf ediyor. Tanrı şeytanından Tanrı'ya sığınırım. Açıklar mısınız? Şimdi doğru söylüyorum. Tanrı şeytanından Tanrı'ya sığınırım. Ne istedi desin burada? İnsan insanın Rahmanıdır. İnsan insanın şeytanıdır. Kalkıp birine arkadaş olursun. Dine saygısı yok. Din büyüklerine saygısı yok. Allah dostlarına saygısı yok. Ama öyle sözler söyleyin. Karşı tarafı ikna edin. Ne oldu şimdi? Şeytan sıfatını taşıyın ama insan, zaten insan. Yani insan insanın Rahman'ı demek, insan insanın şeytan. Ondan sonra kalk yapalım. Ondan uzaklaşırsın. Uzaklaştıktan sonra yine bir insana gidersin, yüz tutarsın. Dost olursun. Orada bakarsın. Aklına hitap ediliyor, gönlüne hitap ediliyor, ruhuna hitap ediliyor. İşte sığındığın yer Tanrı. Tanrı şeytanından Tanrı'ya sığındır. Bugün diyelim bakalım profesör. Kalkıp diyor namaz kılmayanlar hayvandır. Ekranda milyonlar bir insana hitap ediyor. Zaten hayvan namaz kılmaz, aklı yoktur. Sen şimdi bunu direkt insana söylüyorsun. Sen namaz kıldın da ne oldu? Namaz kıldın da ne oldu? İşte oradan diyorum ki Cenab-ı Pir selam olsun üzerine. Daha yaşadığı devirde camide kılınan namazlar %98'i ruhsuzdur. Öyle yat, kalk. Ondan sonra onu her türlü gibi yap. Onun hakkına tecavüz et. Çekilmiş bir şeye estağfurullah. Allah'ım sana tübele ediyorum. Ne olur benim günahlarımı affet. Kalkıp anlıyor musun? Bunları söyleyorsun. Söyledikten sonra kendi sözlerinle kendinden kendine teselli bulursun. Yine bir hafta sonra yapıyorsun. Sen yaptıktan sonra anlıyor musun? İnsan demek lazım, 40 şey. Hoş geldin. Şimdi bunlar hepsi şeriat elinde. %90'ı bu. 10 tane ya çıkar ya çıkmaz deriz.
Hepsi hakka, hukuka, telefonu değil, yalan söylemekte hepsi var. Şimdi tasavvuf dediği el belli. Eline sayı çıkacağım, diline sayı çıkacağım, beline sayı çıkacağım. O zaman senin dilini anlarsın. Nuh'un dilini seni anlayacak. Ne tufan gelirse karşına. Bak nasıl gelir. Bunları bozdun mu? Sen kendi dilini torpil atıyorsun. Attıktan sonra dilini bakmaya gidiyor. Aman Allah'ım. Ne kadar pesat. Olmaz. Ne dedin biz? Yaptığın işi peşindir. Bak burası şimdi Nuh'un gemisi. Ne yüzü billah. Bir deprem şimdi çıksa dışarıda. Söz veriyorum. Çok binalar harap olur. Bu kadar burası biraz zikre girmiş olmaz. Neden? Burada çünkü yaratıcının üst varlıkları konuşuyor. Öyle. Allah'a eri, sen ayrı yok. Sen kıl namazını, tut orucunu, gerisini düşünme. Gerisini Allah'a bırak. Yahu bu lafları güzel söyledin de o Allah nerede de? Bebek. Ya bir boşluk bir yere verirsen bir güzel eser götürür. Onlar bu şekilde konuştuğunda mı sana derler küfürbaz, isyankar, işi yok inanmasın. Çünkü bunlar hepsi boşluğa tabi, yani boşluğa tabi. Burada boşluğa yok. Biz Ali'den almışız dersi. Eşi lazım etrafı. Ben görmediğim Allah'a ne inanırım, ne iman. Hazreti Muhammed'e inandım. Allah'ın yolunu gördüm ve ona iman ettim. Benim Allah'ım Muhammed. İşte hocalarına selam olsun. Bana yüz tutan evlatlara sakın Hazreti Muhammed dışında bir Allah'ı aramaya kalkışasınız. Allahsız kalırsınız. Ama o 700 sene önceydi. Meclisi burada diyor. Meydan boş kalmaz. Meydan boş kalmaz. Kardeş. Bunları açık söyledim. O tarafları korkar. Orada söylesin. Neden korkar? Olmamış mı korkar? Ama tabii şeytanı öğrendi. Dedem şimdi gelip dinliyoruz burada bunları. Evet. Bunlar çıkmadı. Gene tabrik etmiyoruz. Yok öyle değil ama diyoruz. Dışarıda. Güzel ama dede başka türlü konuşuyor. Acaba vecibe gir abi. Bunu da bildin mi şimdi? Çok güzel anlattın sen. Evet. Benim bir semazen başım vardı. Evet. Nereden Murat? İsmi Numan diye. Benim ismi varmış. Güzel ismi. Şanlıydı bu saat. Tam bir yürüsü. Sohbetler yapılırdı, çocuklar dinlerdi. O alırdı çocukları, Beşiktaş'ta çıkardı. Çay kahvesine. Dede bunları söyledi ama siz yanlış anlamışsınız. Öyle değildir, böyledir. Bunları söylemek istedi. Şunları söylemek istedi. Devamlı anlıyor musun? Onun yanında diyelim, kimler varsa çocukların hepsini aklını karıştırır. Çok bir hevesi vardı. Şah olsun, dede olsun. Ben de bir akşam münacatta bulundum, ister bunun halini. Yapabilir mi, yapamaz mı? Bir baktım manamda, bir bisiklete binmiş, dün tekrini giyen. Sikesine yan pili bir destar sarmış. Gitmeye bisiklet. Bana değil sakın bana bu şey göresin bak. Basitasına bak.
karışıp başka bir taraflara sürüp geldiler. Ve artık ben hani çektim düşüncemi. O yine bizden sonra anlıyor musun? Kiminle oturursa devamlı anlatıyor. Kendine göre anlatıyor. Arap kafası. En sonunda nefsi kafandan sana dedim, destek verdim. Ben neşerine bile çıksın. Çıkarsa öyle bir yönü koyarım yanına. Ve kendi elinden uçtu gitti. Şimdi sen dışarıda yapacağına haciba beciba ben buradayım bak. Hazretisi, Perşembe. Dede, biz şöyle anladık. Acaba doğru mu anladık, eğri mi anladık? Bir de bunu anlatır mısınız? Seve seve anlatırım, sıkılma. Şimdi adamın biri almış çocuğunu ormanda diziyor. Çocuk ikide bir de soruyor babasına. Baba diyor, şu ağaçtaki yuva hangi kuşa aittir? Ah oğlum diyor, kartal yuvası. Yine anlıyor musun? Gidiyle mi kaçalım? Yine sorayım. Yine babayı sıkılmayın. Yüz sefer sorayım, yüz sefer de yuvanın ne olduğuna söyleyeyim. Şimdi çocuk büyümüş. Olmuş 29 yaşında. Çıkmışlar baba var bana. Şimdi baba soruyor çocuğa. Evladım diyor, şu ağaçtaki yuva nedir? Kartal yuvası baba. Yine bir onanın yürüyle, yine baba söyledi. Şimdi biraz daha yüksek sesle. Kartal yuvası baba. Yine susaydı baba. Biraz daha gitti. Yine söyledi. Ama çok sordum be. Dedim ya sana kartal yuvası. Ah. Sen çocukken diyor bana diyor. Her dakika sorardım ben hiç osanmazdım sana anlatırdım. Ve üç sefer sordum hemen sen taşma. Biz taşmayız. Yani, üç sefer sorun yeter ki sorun. Öğren. Ama çok sordum bile laf yok. Burası onun meydanı. Soru cevap meydanı. Sinire, asabine daha hiç yer yok. Bak dedim Mevlana biraz sinir. Vücuda girdi mi iman gitti diyorlar. Ruhaneye gitti diyor. Hemen iblis o sen diyor. Anı şimdi düşün ne kadar önce. İşte bu sıfatı öneri Atapoğlu'nlara Resulullah vermişler. Mevda eteğinde oturuyorlar ikisi, muhabbet ediyorlar. O sırada bir alacaklısı biri. Biri iki sene Resulullah'a oturmuşlar, muhabbet ediyorlar, selam dedi. Selam verdikten sonra demiş. Ya Resulallah müsaade eder misin demiş. Fakat bulduklarından konuşacağım. Hay hay. Buyurun bana. Kalk, yürüş. Yürüşmüşler. Yürüm demişim. Bir tane de seninle iş yaptı. Defterlere baktım ettim demiş. Seni ben boş yürüyorum. Ömer de dönüp demiş ki, ben Resulullah'ın yanında vazife almadan bütün borcum olan kişileri gezdim. Benim borcum kimseye yoktu. Sen hesabını güzel incele, ona göre gel. Kalkmış gitmeye giderken yolda demiş ben almış olsaydım demiş silerdim demiş. Şimdi demiş hazır oturuyor Hazreti Muhammed.
kızamaz, bağıramaz demiş. Gidiyor tekrar. Tekrar geliyor. Yine selam veriyor. Yine dediğim böyle diyor. Ben almış olsaydım bunu silerdim demiş tekrardan. Fırlamış. Hadi demiş buradan git demiş. Ben ayaklarımı kırarım senin. Resulullah kalkmış. Koyulmuş yürümeye. Bu para isteyen adam yürümüş ya Resulullah uzaklaştı. Yürümesin beyeydin. Tamam koyulmuş yanına. Koyulmuş yola. Hop güney. Hatta bulurlar. Bakay Resulullah bir 50 metre ilerdi. Paranın koşak dışında. Ya Resulullah diyor. Bize suveti girdi. Neden uzaklaştı demiş. Ya ben demiş. İblisin demiş. Bulunduğu yerde neler durmaz. Kalmış onlar. Nasıl iblis? Öfkelendi ya. Şimdi insanlık yetti senden. Ben ne işim var? Ne kadar İnce bir şey nasıl bize bir de ders veriyor. Ya bir serde açıkası yine demiş. Ufak bir şey kızaysa ne diyorsun? Bu yüzden anlamıyorsun. Peygamber Efendimiz'in yolu o kadar ince bir yol ki. Hiç kimse demezse nasıl kolay bir yol. Yok. Bu yüzden anlaşılmamıştır, tanınmamıştır. En güzel bunu tatmak, Mevlana'ya bakmak, Mevlana'nın sözlerini güzel güzel manasına inmek, işte Hazreti Muhammed'i dinlemiş olursun. Koskoca Ramazan diye yani geçecek, hiçbir ekranda Mevlana yok. Yani Mevlana konuşulursa dinleyenler dinsiz olur. Dinleyenler dinsiz olur. Çünkü namazdan söz etmez Mevlana. Yok ne söz etsin. Açık şimdi. Namaz bir kalıptır. Başlıktır sonra selam. Oradan sen alamazsınmış. Ama namazı icat etti ya biri. Onu kıvarsak, kıvarsak, kabullenirsek çok şey alırsın. Her canını yaparsın, sevkine yaparsın. Bilirsin ki sevdiğim onu. Sana bunu ikram ettim. Sevdiğim zerre kadar anlıyor. Bir gönülden gider, bir akıldan gider. Bu durumun her derecesine sarılır. Aşık da kimle gönül bırakmış o olmuş. Bu şimdi hem aşık hem maşık yok. Zaten aşıkta kimlik yok. Aşık yoktu, aşık da maşık. Çocukları aşık olmalarından sana. Ne şey ki bu? Bakasın birbirine ağırsın. Bu ne kadar şey var. Evet. Başka sonra. Şimdi aşık yoktur bu alemde, maşuk vardır hep derdik. Şimdi dediniz ki aşıkta maşuk vardır. Yani biraz önce bu şekilde söylediniz. Şimdi sen aşık maşuk. Şimdi diyorsun sen ve maşuka ve güzele sevgisini çoğaltmış, o sevgi aşka dönüşmüş. Aşka dönüştükten sonra artık aşık. Bunun ismi
silinir, kalkar. Aşıktan mahşup görünür. Neden mahşup görünür? Her yerde onu sürer. Yolda onunla konuşur. Tuvalette onunla konuşur. Kitap atsa okusa onunla konuşur. Uykuya başını yastığa yapmasa onunla yatıyor. Neden? Aşık. Almış hakkını. Sevgisi. Almamış bunda aklını. Ne derler? Aşk. Akıllı dili eder. Dili akıllı eder. Çocuk misal olarak anneyi dinlemeyi, babayı dinlemeyi. Hasil. Yok mu nasıl anne babaya anlattı sabırla. Hani büyütmeye çalışırlar akıllı. Çocuk aşka tutuluyor. Tutulduktan sonra kızıyor, saat içinde ben telefona çıkacağım. Evde o. Bu da birden evde. Birden evde ulaşıyor. Ben yemesin etmesin. Şimdi annesi şaşırıyor, babası şaşırıyor. Bizi hiç dinlemeyen kişi. Şimdi anlamasın, dinleniyor. Şimdi diyelim, akıllı. Bütün mahallede. Beğenili çocuk güzel. Bir aşka bir şey değil. Çocuğun hali değişiyor, isimleri değişiyor, konuşmaları değişiyor. Ne oldu şimdi? Akıllı dili etti, dili akıllı etti. Aşk, kutsallığı var, işte Mevlana. Yahu da mendiler. Aşk nedir? İşte Allah başka bir şey açtı. Pekala bu aşkın bir sureti yok mu diyor. Vardır diyor. Zat-ı da diyor. Hazreti Muhammed'dir diyor. Şimdi Allah Muhammed ürdü yüzünü beşer sıfatıyla geziyor toplumda. Ben onun o beşer sıfatını görmüş olsaydım artık olmazdı. Onu dürdüm ben diyor. O da yüzünü dürdüğüm için onun yüzü hürmetine yarattım bu alemi diyor. Bu alemi diyor. Yüzü hürmetine yarattım. Şimdi ne oldu? Aşk. O Allah zaten ki Hazreti Muhammed maşum. Şimdi Muhammed Allah'laştı. Allah'laştıysa bizler onu sevmek, onu sevmek yaratıcı sevmek, yaratıcı sevmek. Onun kadar yapıcı, onun kadar bir değişi, onun kadar tatlı insaf eden, eşi benzeri ancak bir bilgi kendini Mevlana. O bir tarafa geniş bilgiler yoktu. Geniş bilgi yoktu. Bak, daha kısa, kısa iş konuşuyor. Daha fazla bir bilgi yok. Ne oldu koca Şems? Ali sıfatını taşıyor. Ne dedi? Dünya yüzünde dedi, Hazreti Muhammed gibi tatlı dil sarf eden gelmemiştir dünyaya ve gelmeyecekler. Onun dilini kim özlemiş ise duysun, gelse medresede Mevlana'yı dinlesin. Hiçbir farkı yoktur diyor Hazreti Muhammed'den. Yeğil kendini. Muhammed'in aleyhine koyduysa. Bu yüzden hem aşık hem maşık olursa ikili olur. Ama aşık şakırmış atı kenarıydı.